dieses Jahr an? Also wir hatten eigentlich geplant, schon Mitte April anzufangen, aber die Genehmigung ist ein bisschen verspätet gekommen. Aber jetzt wollen wir in Kürze anfangen. Wir müssen jetzt unsere Arbeitsvisas besorgen in Deutschland. Dann kommt die Mannschaft und dann geht es nächste Woche oder spätestens Ende nächste Woche los. Bu sene aslında biz Nisan ayının başlarında kazıya başlamak istemiştik. Ancak kazı izinlerinin dağıtılmasında biraz gecikme oldu. Bu yüzden Mayıs ayına sarktı programımız. Önümüzdeki hafta eğer çalışma vizelerini yetiştirebilirsek ekibimizin çünkü vizeyle gelmesi gerekiyor buraya. Gelecek hafta başlamayı düşünüyoruz. Eğer yetişmezse bir sonraki hafta Mayıs içerisinde. Evet efendim. Peki yeni kazı döneminde neler bulmayı umuyorsunuz? Was hoffen wir zu finden in neuer Grabungskampagne? Wir wissen eigentlich, was wir finden. Wir werden wieder einen großen Steinkreis finden, so wie wir es am Südhang im Hauptgrabungsgelände schon vier und in Arbeit haben. Das wissen wir aufgrund der geomagnetischen Untersuchungen, die wir hier gemacht haben. Was spannend ist, ist die Frage, wie alt sind diese Anlagen hier im Nordbereich? Sind sie gleich alt mit dem Südhang? Sind sie ein bisschen älter? Sind sie jünger? Sind es die gleichen Bilder? Ist es das gleiche Bildprogramm, das da drin auftaucht? Das sind die spannenden Fragen. Sadece umuyoruz, aslında biliyoruz ne bulacağımızı. Bu yeni başladığımız kazı alanında da temel kazı alanı olan Güneydoğu yamacında bulduğumuz yuvarlak planlı tapınak binalarını bulacağız. Ancak önemli sorular var açıklanması gereken. Burada ortaya çıkaracağımız tapınak binalarının daha önce bulduklarımızla olan ilişkisi, bunlar daha mı eski, daha mı yeni, bunların içinde bulacağımız buluntulardaki sembolik işaretler, onların repertuarı, bu gibi sorular çalışmalarımızın en önemli amacını oluşturacak. Evet efendim, şu ana kadar çıkarılan eserler nelerdir ve bu eserler genel itibariyle neyi anlatıyor? Was haben wir bis jetzt gefunden, die Funde und was erzählen diese Funde? Also von Funden haben wir natürlich große Mengen von Feuersteinartefakten, von Felsgesteinartefakten, aber das ist das Spektrum, das wir schon kennen aus den anderen Grabungen. Das ist der eine Teil. Und das andere ist, wir haben mehrere neue große Pfeiler, wie erwartet, angetroffen, aber mit teilweise sehr überraschenden Reliefs in einer Art, wie wir sie bisher nicht kannten. An einem Pfeiler ein Relief mit über 50 Tieren. Eine solche Dichte von Motiven hatten wir bisher nicht angetroffen. Buluntularımızın büyük çoğunluğunu çakmak taşı aletler oluşturuyor ya da kireç taşı ve bazalttan yapılmış aletler de var. Ama bunlar zaten bu döneme ait diğer arkeolojik yerlerde de bulunan eserler. Bunların dışında büyük boyutlu T biçimli dikili taşlar buluyoruz ve bunların üzerindeki kabartma motifler önemli bizim için. Geçtiğimiz yıllarda bu yeni kazı alanında bulduğumuz bir örnek üstünde yaklaşık 50 tane motif vardı mesela. Bu gibi değişik buluntularla karşılaşıyoruz. Evet efendim, kazılar kaç kişiyle devam ediyor ve kazının süresi ne kadar, yani ne kadar devam edecek? Wie viele Leute werden teilnehmen dieses Jahr und wie lange wird das dauern? Also wir haben die Kampagne in zwei Abschnitten, wie immer, eine Frühjahrskampagne, eine Herbstkampagne. Zusammen sind das eigentlich 4 Monate, denn gut ein Monat oder ein knapper Monat wird verloren. In 3 Monate werden wir dieses Jahr auf jeden Fall arbeiten. Und die Mannschaft sind immer etwa 50 Arbeiter und 25 Mann wissenschaftliches Personal. Her sene 2 kampanya yapıyoruz. Bahar ve sonbahar dönemi olmak üzere. Yaklaşık 4 ayı buluyor. Birkaç hafta eksik belki 4 aydan. Çalışmalara 50 kadar işçi katılıyor burada öğrenci köyünden. Ve 25 kadar da bilimsel ekip. 25 kişi bilimsel ekip oluşturuyor. Peki efendim, dünya çapından bu kazıya gerektiği önem ve ihtimam veriliyor mu? Yani hak ettiği değeri buluyor mu dünya çapında? Hat Göbekli Tepe genügend Interesse von Welt erweckt, was verdient hat bis jetzt? Ja, das kann man wohl sagen. Also in den letzten Jahren ist die Bekanntheit rapide angewachsen. Das sieht man ja auch an der Anzahl der Besucher, die ebenso rapide anwächst. Man kann jetzt von einer weltweiten Bekanntheit ausgehen. Das hat man auch im letzten Jahr gesehen, indem Fernsehteams aus Japan, aus Italien, aus Frankreich, aus Amerika, aus England, aus Kanada, von der ganzen Welt waren Fernsehteams hier, um hier am Platz zu arbeiten. Buna rahatlıkla evet cevabını verebiliriz. Dünya çapındaki tanınmışlığı Göbekli Tepe'nin çok hızlı bir şekilde gün geçtikçe artıyor. Bunu buraya gelen ziyaretçi sayısından da görebiliyoruz. Geçen yıl buraya gelip film çekimlerini yapan uluslararası ekiplerden de fark edebiliyoruz. Kanada'dan Japonya'ya kadar, Amerika, England, Amerika, İtalya, İngiltere'den Frankreich. birçok film ekibi gelip Göbekli Tepe hakkında tanıtım filmleri çektiler.
bütün dünyanın gözü burada diyebiliriz. Evet, son olarak Göbeklitepe ile ilgili neler söylemek ister? Yani söylemek... Was extra geben oder was du denkst, dass in Medien noch nicht über Göbeklitepe gesagt wurde? Naja, dass wir, ob es noch nicht gesagt wurde, weiß ich nicht, aber dass wir jetzt auch neben der Ausgrabung intensiv daran arbeiten, den Platz für die Besucher fertig zu machen, für die Besucher Einrichtungen zu schaffen, dass sie nun auch den Platz nicht nur besichtigen können, sondern dass sie hier auch Einrichtungen finden, die für sie wichtig sind, wie Sanitärbereich und ein Restaurant und Cafeterias, und das alles wird jetzt in Zukunft hier schnell verwirklicht werden. Göbeklitepe'deki çalışmalarımızın yanı sıra ziyaretçilere yönelik tesislerin yapılması için de ön ayak olmaya çalışıyoruz ya da bu konuda çaba harcıyoruz. Tabi sit alanının dışında yapılacak bu tesislerin de bir an önce harekete geçilmesi için çalışmalarda bulunuyoruz, görüşmelerde bulunuyoruz. Überraschung für alle, denn wir wussten nicht, dass es in dieser Zeit, so in dieser frühen Zeit des 10. Jahrtausends, in der Zeit, als die Menschen weltweit noch Jäger und Sammler waren, dass es da schon solche monumentale Architektur gibt, solche fantastischen Skulpturen, solche fantastischen Reliefs. Eine Überraschung ist das nicht nur für das breite Publikum, auch für die Fachleute in der ganzen Welt. Dünya için büyük bir sürpriz, şaşırtıcı bir buluş burası. Sadece ziyaretçiler, yani ilgili kişiler için değil, ayrıca bizim uzmanlık dalından olan meslektaşlarımız için de büyük bir sürpriz buradaki sonuçlar. Bu kadar eski bir dönemde böylesine görkemli, büyük boyutlu eserler beklenmiyordu Göbeklitepe kazısından önce. Also in unserer Equipe, ja, es ist eine internationale Equipe, natürlich viele kommen aus Deutschland, weil wir da eben zu Hause sind, universitär auch, aber auch von vielen anderen Ländern, natürlich auch aus der Türkei sind viele Mitarbeiter dabei, also eine internationale Equipe, das ist klar. Kazı ekibimiz sadece Almanlardan oluşmuyor, uluslararası bir ekip. Öğrencilerin büyük bir kısmı Alman öğrenciler, çünkü kendi öğrencilerimiz katılıyorlar. Ama Türkiye'den de ekip üyelerimiz var ve başka ülkelerden de katılanlar var. Uluslararası bir ekip olarak çalışıyoruz. Ja, also wir haben Finanzierung durch das Deutsche Archäologische Institut, in dem wir wissenschaftlich zu Hause sind, und dann noch durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das ist ja einen Großteil unseres Budgets hier vor Ort bestreitet, und dann noch durch verschiedene Stiftungen wie den Global Heritage Fund oder andere Vereine wie Archinova, ein Verein aus Heidelberg, die uns alle hier unterstützen, sodass wir die Finanzierung eigentlich sehr gut auf sehr sicheren Beinen steht. Ödenek konusunda Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Alman Araştırma Vakfı ödeneğin büyük kısmını sağlıyor. Bunun yanı sıra Dünya Anıtlar Birliği gibi, Arkeanova Derneği gibi farklı kuruluşlar da kazıya destek oluyorlar ödenek açısından. Kazıları tabi uluslararası katılımlı olan bir kazı ama Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nin de bu kazı içerisinde önemli bir yeri var. Ben Harran Üniversitesi'ni temsilen Sanat Tarihi Bölüm Başkanı olarak kazının başkan yardımcısı olarak kazıda görev alıyorum. Ayrıca arkeoloji bölümümüzden öğrenciler de kazı ekibinde yer alıyorlar. Böylece Harran Üniversitesi de bu kazının içinde bulunuyor. Dur beklerim, dur.